herkes herkese bir borç takar, İstanbul herkesten alacaklıdır. İstanbul herkesten alacaklıdır. Dişinden tırnağından arttırarak parasını verdiğin düdüğü alamazsın. Rüşvetini muntazam yedirmeden ıslık bile çalamazsın. Islık bile çalamazsın. Otogarda satıcıların bağırtıları, ekmek uğruna çatlayan gırtlaklar. Ne alırsan 10 lira hayatlar, ekmek aslanın ağzında hayatlar. Ekmek aslanın ağzında hayatlar. Herkes herkese bir şey satar, herkes herkesten bir şey alır. Herkes herkese rüşvet takar, İstanbul herkesten ağlamaklıdır. 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 Merhaba, ne hali? Ben Deniz'in sorusu var, ne otogarı yerlisiyim ben? Yani otogarlıyım anlayacağınız. Şimdi, otogarlı ne demek? Ne demek? Oğlum, otogarlı demek Türkiye'de demek. Bak, ben Lezi Çalan'a gitmedim. Ama tak gördüğümü tanırım adam diye. Hiç Lezi'ye de gitmedim biliyor musun? Ama yürüyüşlerinden anlarım Lezi'yi. Sen hiç hayatında şoförlük yaptın mı? Yaptım tabi oğlum, ne zannettin? Biz anadan doğma simsar deriz ki. Gerçi isim sırrını kırılıyız ayrımım, sen karıştırma onları. Ben yolcunun gelişinden anlarım nereye gideceğini. Yok daha neler. Baba yapmaz, memnun musun lan sen benim abine? Bak, şu kadını görüyor musun? Dur. O kadın keskin keskin bir yolcusu. Nereden anladın? Oğlum işte bir baksana bir. Kafadaki döküm saçlar, ağızda pırmış şu an izleri. Vücutta da kesik bir kafes kokusu, birazcık kokar mı? Var mısın bir iddiasını, biliyorum. Bak alırım paranı abine göre. Tamam, seni yere de veriyorum. İyiyiz de oğlum abine izle. İzmit'te değil mi kardeş? Hayır kardeş. Nereye peki? Sana ne? Yani İzmit'e gidiyorsan abi eve veririm. Bize bir dükkanı atlayalım. Samimi olalım ablacığım. Otobüs durumuna müsaitdir yani. Deniz. Çok güzel ama ben İzmit'e gitmiyorum. Vallahi senin ablacığım sende de tam İzmit'le havası var. İzmit'in civar köylerinin merkezi olurum. Sen bana onu söyle. Hey ablam sabır ver ya Rabbi. Lütfen din işlerini devlet işlerine karıştırma ama ablacığım. Sen bu esnada Allah'la niye konuşuyorsun? Bu mesele sen ben Abbas arasındaki mesele. Lütfen ama. Sorumu tekrarlıyorum. Civarı köylerimi merkeze doğru mu? Allah Allah. Ne oluyor ablacığım öyle devamlı Allah. Ne iş yapıyorsun sen? İliçeri misin? Kardeşim sen manyak mısın? Ben İzmit'e gitmiyorum. Canıma bakarsan ben de İzmit'e gitmiyorum. Ama Roşan'a burada durmuş. Yoruyorum lan. Lütfen ablacığım olmuyor yani. Ayıp yani. Ya git başına Allah'ını seversen ya. Kız da olmuş öyle. Kızma ablacığım kızma. Nereye istersen oraya indiririz. Peki Boyabat'a göndersek? Ya şu Boyabat'a niye gidiyorum kardeşim? Resmi sonuçları öğreneceksin abla ya. Her seferinde bize resmi olmayan sonuçları söylüyorlar. Ya sen şu resmi olanları öğren de bir gel. Gitmiyorum kardeşim Boyabat'a gitmiyorum. Gaziantep. Gitmiyorum. Kahramanmaraş. Gitmiyorum. Çorum ya da ben versin sana şimdi. Dortmund, Şanlı Dortmund he. Sen manyak mısın kardeşim? Bak yine kardeşim dedi vallahi dedi. Alt etti sevgili abi. Yıllardır hep içim atmam ablacığım. Afiyetle affetmek üzere. Benim de sana kanım kaynadı bilirsin yani. O yüzden seni direkt Doğu Beyazı'na gönderiyoruz. Bak bakalım Arda yerinde mi? Yalnız yerinde değilse lütfen haberimiz olsun ablacığım. Ya kardeşim. Ablaların en güzeli. Ya niye ben senin istediğin yerlere gidiyorum? Ya niye beni o sabuk yerlere tayin ediyorsun? Aslında haklısın. Kendisinin kimse istemediği yerlere gidecek hali yok ablacığım. Ama hiç üzülme. Ereğiyle varır anlamında ne tutacaksın? Ne? Abla karışma bak. İçinde tutacak şeyler var. Ya o tamam. Ereğiyle isteme. Ulusan bir sürü ereksiz yerimiz var bak. Kaçsın orası ereksizdir ha. Ya kardeşim. Ben nereye gideceğimi bilmeden çantamı poşetlere gelmiştimdir ki. Nasıl olsa salaksın senin birisi beni uygun bulduğum yere gönderir diye çıkmışım köyden. Ya bak ben çantamı hazır kendimi ayarladım. Programı yaptım. Zaten ben şeye gidiyorum. Nereye? Hani Ankara'ya giderken sağ tarafında çam ormanları sol tarafında da nereye gidiyordum ben? Kınanet olsun beni tutsa birbirine. Abbas gördün mü parayı çatır çatır elim oğlum hiç çıkan olmasın madem var. Ablacığım hizmete hiç yerimiz kalmamış kusura bakma. Hadi ya çok da işim vardı be. Ne yapalım artık? Ha buldum ablacığım buldum vallahi ne şanslısın yine yerinden yemin ederim. Sağ ol kardeş. Seni Daskır'a gönderiyoruz aferin Daskır'a. Ne yapacağım ben Daskır'da ya? Düşündüğün şeye bak ablacığım Daskır'cansın tabii. Of. Arkadaşlarımla çok keyifli vakit geçirdim Otogargara Tiyatrosu'nda. Otogargara arkadaşlarıma ve bana çok şey kattığını düşünüyorum. Çünkü zaten rolümde simsarını kurdum. Yani hem bir yandan zor, bir yandan da keyifli bir roldü. Bu rolü Yılmaz Erdal oynuyor. Yani birkaç kere hatta çok fazla onun rollerini izlemeye devam ettim. Hatta tekrar izledim.
Ama hiçbir zaman onun gibi yapmak istemedim yani. Sadece kendime bir şeyler katmazsam, yani bu benim yaptığım bir tiyatro olmaz, aynısını geçirmiş gibi olurum. Yani öncelikle hem kendi adıma ve arkadaşlarım adına çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Hani böyle işte bir dönemdi. Çok zevkliydi. Cem, bir dakika bakar mısın? Ne var babacım ya? Abla bir dakika doldu, daha bakacak mıyım? Ben var ya, şurada mısın? 15 numara koltuğuna sahibiyim. Ah! Yalnız sen gerçekten olsun. Biz de yıllardır şu otobüsün 15 numara koltuğuna sahibi biri gelse de tanışsak dedi. Alalım kim lan bunu? Canım şu arkadaşlar ya, bu da 15 numara koltuğun sahibi de. Hadi seni bunlar ortak, sen mi sattın aynı yeri bunlara? Evet. Tüh hayvan, çık dışarı. Her seferinden yaşıyorsun be. Hepiniz kaçmayın. Iş, ben dostum ya, başka bir şey yoksa ben kaçar. Denliyorsun keçi. İkimizi de aynı koltuğu satmışsın. Biz arkadaşça bir sürü birbirimizi yıprattık. Sonra bu arkadaşın aklına aniden bir şey geldi. Yani bu arkadaşın aklına bir şey geldi. Arkadaş bana dedi ki, abla dedi, biz de birbirimizi yıpratıyoruz. En istedi, bizi yıpratan bizi dövelim dedi. Yani bozun cümle bu mu kırdı? Aman ablacım, o kadar şeye dert etmeye kardeş kardeşe durun, ne var ki? Aynı koltuğa mı? Tabii, farz edin siz şimdi bir koalisyon ortasınız. Bitti işte ablacım, bu kadar. Ne yani ta İstanbul'dan Erzurum'a kadar sıcak bir yer mi oturacağız? Aynen öyle ablacım, aynen öyle. Allah cezanı versin, bu ne? Gel gel şuraya, ilgili falan gel. Ay kadıncağız. Kocası üstte kriz verince iş anlaşıldı. Sırf o karışıkta yansı sevmiş anlayacağız. Ay kadına makyaya başvurunca. Hakimler o kriz boşamış ki. Daktörü kızı yalan söylemiş. Ama ben de kadın yani göğe kadar haklıymış. Anlıyorum. Bu yana gay haklılığı bir çağır canım. Haklılığı metrajı mı oluyor? Kusura bakmayın efendim, 15 saattir dağıtlı. Kusura bakmayın hanımefendi, ama 9 saattir durun bana koşuyorsunuz. Biz sohbet girişimini işkence ediyorsunuz. Mola yerinde bile sizden kurtulabilmek için. Tuvalete sığındım. Erkekler tuvaletine bile geldiniz. Oradan titizlikle ilgili 3 anınızı anlattınız. Bakın yolculuk bitti. Kesin abdik. İyi günler. Sen hiç Almanya'da bulundun mu? Bak orada insanlar tutup musun diye koymamış. Geçen sene 1 hafta kaldım. 3 hafta kaçırdım. Ya işte bundan bana ne? Sen hiç tuvalete gitmezsin. Fakat siz olmayan. Siz olmak iyi de fazla abartmamak lazım. Bak benim senin gibi arkadaşım vardı. Kocasını 15 yıllık bir sabunla yıkardı. Sonra markası Hacı Şakir diyorlardı. Allah'ım ya, nerede kaldı bu sarist? Aslında senle sohbet yoksa beni yapan hep bizim torunda. Büyük uzun oğlu Berkacı okumuyor. Haylaz, abi şok olsun diye ayrıca elimizden geleni yaptık. Kaç defa kulağını çekti. Gitti yine burada soktu. Belki o her gün yarım şer sar. Su dolu küre içine kafasını soktu. Nafile, ne yapsak okumuyor. Sen şimdi geleceksin bana, okuyacak emin olacak. O da doğru. Bakın yeğenim var Tuğçe'cim. 5 sene Sümer Özgür'ün bitirdi. Şimdi Sümer Bak'tan Naz Gazma satıyor. Allah'ım, bu servis kendi olsa bu kadın beni konuşarak öldürecek. Pardon, delikanlı duyamadın. Yok bir şey hanımefendi, siz bir cinayet sohbeti veriyorsunuz ya, ondan bahsediyordum. Hatta gazete haberi görür gibi. Otogarda bir kadın genç adamı konuşarak öldürdü. Yapanın otobüsün ucu adamın çeşitli elinden kadına ait cümleler çıktı. Tuğçe'cim, Berke'cim. Tuğçe'ye ne dakika bir şey geldi. Yalan söyleyin hanımefendi. Sizin aklınıza bir şey gelmesi için benim bir şey söylemem gerekmiyor ki. İşe bak be, demek ki kadınlar da belli bir yaştan sonra çere prostatları başlıyor. Prostat tabi. Hey gidi kocazi, hey! Ya, kim bu kocanızı şimdi? Gel. Kocam. Kocam olmadığımız ona kocazi derdi. Vay be. Ne derdi biliyor musun rahmetli? Hanım derdi. Tuğçe laf açıyor da biz evimizin en büyük parayı bu. Dedim seni hala anlayamadım. Ben anladım. Aldım sormayı unuttum. Sen evli misin? Evlisin hayatım, evleneyim. Allah biraz da kocatsın. Ya evlenin hanımefendi. Ama bu sohbetten sağ olarak kurtulabilirsen sevgilim bugün yaşamayı düşünüyorum. Benim ufak ve salak kızım da senin gibi düşünüyor. Üçüncü şey zannedeceğim diyor. Hey Allah biraz da sabır olsun. Amin. Evlilik güzel şey ama evlenen sen değilsen. Belki de ben şanslı. Şimdi sen niye diye soracaksın? Niye? Evimizin kocamla ben bir türlü anlaşamadık da ondan. Hala konuş, hala konuş, öleceğim be. Aa, bir dakika. Ben neden sürekli kendimden bahsediyorum ki? Hazır bir fırsat bulmuşken ben niye cinayet işlemiyorum? Efendim canım? Yok bir şey hanımefendi. Evine kadar aslan. Hey, günler hayatım. Bilerek de galiba. Aa, Sinem. Aa, Orhan, senin de işin var burada. Bir yaz, bir sürecektim. Nereden bildin beni geleceğimi? Aa, ben bir şey duymadım ben. Anne! Anneciğim, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Kusura bakma, biraz geciktim. Yalnız yok. Bak, ben de beni ne kadar beyefendi dinliyor. Dinliyor muydun?
Gargara Tiyatrosu'nda oynadığım için çok mutluyum. Nazım Öce ve ekibim sayesinde çok güzel şeyler paylaştık. Yeri geldi, beraber çalıştık. Yeri geldi, beraber mutlu olduk. Çok mutluyum böyle bir ekiple olduğum için. Herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Aralıyorum Mustafa Atlar Hocam. Evet ben Aslan. Buyurun kim var? İsminiz? İsminiz alabilir miyim? Haşmet sen misin oğlum? Nerede kaldı lan bizim otobüs? Bak yolcular 3 saattir burada benim başım netinledi. Nerede kaldı oğlum bu otobüs? Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum ne demek otobüs kazarttı? Oğlum bak bana doğruyu söyle. Ne demek otobüs kazarttı? Oğlum biz bu otobüsün daha sigortasını ödememiştik. Nereye kazarttı oğlum otobüs? Haşmet senin adresini ver bana adresini. Patron kesin alıp herinizin adresini isteyecek. Sen bana adresi ver adresi. Yok be oğlum patron adresi yapmayacak. Direkt sana yapacak hiç merak etme ağzını yüzünü kıracak. Ya bu arada senin kodun kaçtı Haşmet ya? Bak oğlum bana böyle saçma saçma sorular sorma. Ne demek niye oğlum? Patron daha çabuk gitsin dedi ki sen Ali kez. Sen yolcuların durumuna baktın mı? He ona da bakmadın. Peki telefonu nereden aldın oğlum sen? Adama bak ya, birinin cebinde jeton olmuş, o da bana ağır herhalde abi diyor. Kapat telefonu, kapat kapat. Ya da dur, son bir sorum daha olacak. Senin durumun nasıl Haşmet? He oğlum baştan desene abi ben ayarlayayım diye. Bak şimdi keyfim yerine geldi. Bak sana ne diyeceğim, sakın ölmeden gelme. Osman! Buyur patron. Nerede kaldı bizim araba? Patron, bizim araba Bolu'dan oralarda bir yerlerde kalmış. Bolu'dan ne mi testlerini mi? Yok be patron biraz aşağısında. Nasıl aşağısında? Uçuruma doğru aşağısında patron. Oraya yolun ki, oraya nasıl inecekler? Yolda inmemişler güzelden patron. Nasıl yani? Yani patron, bizim araba sizlere şarapur. Ne? Araba kaza mı yaptı? Bu arabanın sigortası, Nescafe'ler, Choco Prens'ler, postu hepsine la! Sakin ol be patron, bak mantıklı bir cümle kurmuşsun. Ama rahatlayınca elden mantıklı değil mi? Ben size ne yapayım? Vallahi patron, bilmiyorum ama açık konuşalım. Sende de kabahat var yani. Ne kabahati be? Patron sen bizim firmanın ne koydun? Musallat turizm. Sen böyle firma ismi koyarsan böyle de musallat olur işte. Oğlum bu firmada kaç kişi çalışıyorsa toplumun adresini getir bana. Patron herkesin adresi zor da bir tek benimkini bulamıyoruz işte. Gümüşhane 5 dakika sonra hareket. Kahvesi ne zaman kalkacak şu otobüs? Kaptan geldiği zaman. Kaptan ne zaman gelecek? Otobüsün kalkış saatinde. Otobüs ne zaman kalkacak? Kaptanın gelişiyle otobüsün kalkışı aynı anda denk geldi. Tam 3 saat 5 dakika sonra hareket diye bağırıyorsun bunun manası ne? Tamam bacım değiştirtiriz. Hadi kaptan geldikten 5 dakika sonra hareket. Hadi kaptan geldikten 5 dakika sonra hareket. Ben sana döneceğim ki
Hagelisun. Oraya. Dejuki bunyanya. O yani, bu yani, şu yani. Elini git çantam ben hamari. Ha? Zın çey. Tamam ya. Bakar mısınız, bakar mısınız? 20 nolu peynir ödedim. Ne tarafta biliyor musunuz? Ne? 20 nolu peynir ödedim. Ne tarafta biliyor musunuz? Ha, biliyorum. Gel ben sana gösteririm. Gel, gel, gel. Ele gör, gör, gör. Bak. Gidiyorsun duvarın arkasına gidiyorsun. Orada karşıya yazıyor. Orada hakiki koç. Onun yan değil. Onun yan değil. Daha değil onun yani. Yahut da bekleyeyim de onun yani. Ha? Zıt ayran bulu besenli olur. Ha, bakayım ki anlaşamıyor sen seni dışarıdan bakıldığında. Bacı, bavulunu da şimdi gideceğin yere kadar götüreyim mi? Efendim? Bavul değilim, bavulu. Alayım şöyle sırtıma, aşırım caddeleri, üç keşikleri de alırım. Yok kardeşim, teşekkür ederim. Alabilir miyim çantanı? Al. Şey, ben 20 nolu peynir arıyorum. 20 nolu. 20 nolu. Sen şimdi gideceksin Kanun Koç tarafına. Gittin mi? Hayır, gitmedim. Geç. Orada hele bir dükkan var. Sucuklu tasarını gör, burger satılıyor. Gördün mü? Görmedim. Gör. Onu geçirsin. Karşını doğru böyle. Uzun uzun bakıyorsun. Varın onu söyle. Gazap ben gidiyor. Al şunu. Hadi onu yaşıyorsun. Al da işte. Zıt. Kuşmalar. Çıldıracağım oğlum. Buralarda Türkçe bilen kimse yok mu? Hayırsa olan bir insana Türkçe benim mi haberim yok? Hanımefendi yardımcı olabilir miyim? Allah'ım bu ses. Siz Türkçe biliyor musunuz beyefendi? Sorum çok basit. 20 nolu peynir alıyorum. Ne tatlı biliyor musunuz? Yaklaşık 50 metre ileri bir de sağda. Teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. İyi günler. Bonjour, iyi günler. Affedersiniz, rahatsız ediyorum. Siz neredesiniz? Ben Fransa'nın efendim. Ambulans çalışıyorum. Türkçe'yi sorun öğrendim. Size şöyle açıklayayım. Zıt Le Champs-Élysées. Tutulmuş davacı. Neymiş? Şoförün yolunda oturması otursuzlar midesi bulunmuş. Kalkmıştık onu. Gel. Sedef, ne oluyor orada Sedef? İşte burada komiserim, gel. Komiserim davacıyım. Böyle gidelim ben İstanbul'u gelmeden bizi dolandırmaya kalktı. Allah aşkına bunların hepsine bir dönem elektrik ver. İstersen elimi tutuşsunlar. Ne diyorsun oğlum sen? Vatandaşa hiç elektrik gelir mi? Sen şu meseleyi en başına anlat bakayım. Başından anlatayım. Ta başından anlat. Dur bir soluklanayım. Şimdi kocamla ben beraber ikimiz. Nerede benimki? Arkanda oturuyor bu burada. Aa bak kocam da burada. Kocamla beraber ikimiz köyümüzden gidip İstanbul'a göçmeye karar verdik. Sizde mi? Aa bizde. Derken o tarafa indik. Aha da bu adamlar hep sırayla karşımıza çıktı. Mesela komiserim şiir listem başlarım. Gel. Dur. Bu kim? İşte dedim ya, İblis! Hayır efendim, ben lokantacıyım. Sus bakayım sen. Ne yaptı? Anlatacağım komiserim. Şimdi kocamla ben beraber otogara indik. Evet. İkimizin de karnı aç. Kocama dedik ki, koca dedim gel şey ikramayım, bir şey yerim de. Yok diye yemeyelim bak. Yersin yemez. Neyse, orada biraz bocaladık, kavga ettik. Sonra bunlara geldik. İkişer canlı lahmacun söyledik. Tak bir dedik, saat sonra lahmacunlar geldi. Ben getirdim. Getirdim lahmacunları. Buraya kadar bir şey yok. Malum ağızlarında şeydim. Limonu sıktım. Dürdüm. Tam yiyeceğim. Bir baktım masanın yanında bir kedi ağlayayım. Kedi? Yazıksa vallahi hayvana çıkmış halde dedim. Emek hazırladığım lahmacunu kediye verdim. Kedi bu sefer dövmeden hemen ağlamaya başlamasın mı? Bacım, bize ne kedinin dramından? Sen şu meseleyi anlatsana artık. Ne anlatsak da anlamayayım. Anlar komisyona devam etsen. Peki niye ağlıyormuş kedi? İşte yavrusuna ağlıyor hayvan. Niye ağlıyor yavrusuna? Komiserim seni yordu. Lahmacun yapıları sen de ağlarsın. Aa tüh. Aa bayıttı beni. Niye ağlıyor? 50 kere anlatınca karşıma geçmiş. Niye ağlıyor diyor. Komiserim siz bu kadar inanmayın. Bu kadar yalan söylüyor. Ne yaptın? Lahmacunun bıyıkları vardı. Aman. Komiserim davacıyım. Bu kadar kedi için lahmacun yapıp bizi edinmek suretiyle canımıza katletti. Tamam bacım tamam. Sedef, bu kadın ne zaten? Baş ne efendim? Ve lokantasından 35 tane lahmacun söyle. Komiserim yapmayın. El atasa bilirsiniz ama o lahmacun yedirmeyin. Aa bu sefer benden. Hepsini küçük lahmacun. Hepsini küçük. Yosikilli arkanamalar. Bir de gel. Kusura bakmayın beyefendi, bekletiyoruz. Rica ederim. Kimse bakayım, gel. Bu kim? Ben emanetçiyim komiserim. Daha doğrusu emanetçi yani etçi komiserim. Ne yaptı? Anlatacağım komiserim.
Şimdi kocamla ben beraber lokantaya gidecektik. Evet. Elimizde eşyalarımız var, babalarımız var üstü. Kocama dedim ki, koca dedim, gel şu aşağı babaları bir emanet için bulalım da temizleme dedim dedim. Şu bir teslim et değil mi? Bir dersin etmezsin, bir dersin etmezsin. Hoca alamıza verdim bir sırasında. Neyse, orada biraz hoca aldım, kavga et. Aynen öyle, bir de kavga etti kocam ona. Sonunda kullanmaya geldim. Eşyaları teslim et. Lokantadan döndük, geldik, bir de baktık, o da ne? Komiserin eşyalarımız yerine gelmeyle esmiyor. Eşyalarımız yerine sanki buruşmuş hava var. Nerede eşyalar? Kendileri gelip aldılar komiseri. Emanetçinin en sıklaştığı kısımda burası komiserim. Şimdi bizim kendimizin aldığımız eşyamızdan kendimizin niye haberimiz yok? Çok doğru ha. Ben onu bulabilmem demeden beri onu diyeyim ben. Şimdi kendilerinin aldığı kendi eşyalarından kendilerinin niye haberi yok? Onları kendileri de sormak lazım. Kendileri burada bilmiyor işte kendileri. O zaman kendileri geldiğinde kendilerinden değildiler ve sonra kendilerine geldiler. Bir baktılar, kendilerinin kendi eşyaları yok. Niye canım? Bağ gibi de kendimiz değildik. Kendi eşyamız, kendilerimiz teslim edip kendilerimizi geri almadık. Hadi canım. Gel gel de konuşur da, çok merak gebertirim bana. Kes. Pis, geçmiş karşıma konuşturuyor bir daha. Kes. Bir daha bundan sonra bu karakolun içinde. Kes. Kendi veya kendimizin de duyarsam alayınızı rezalet alırım. Sedef. Buyurun komiserim. Bu kadını da rezalet alırım. Başüstüne efendim. Ve kendisine gelin ilgilen. Başüstüne. Ha Sedef, kendisine gelince. Kendisine tekrar ilgilen. Evet. Nerede sıradaki? Ne sırası? Bir kişiliğin mi var oraya? Hani kişilik? Komiserim bunlar ne işler lazım geldi burada? Koymayız beni kaybetmiş şuna sor. Tamam bacım. Karakolun sana bir tane borcu olsun. Borcu aç ne yapacağım ben? Tamam şimdi hallederiz. Sedef dışarıdan bir tane kapla gel. Gel buraya gel. Komiserim yanında oturayım. Bu beyefendi ne yaptı? Her şeyi dışarı atıp verin bence. Ne? Komiserim bunları sana yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Fıstık kişilik. Komiserim beni fotoğrafı benim kocamın yanına açtı. Benim kocama saati sor. Kocam da buna söyledi. Yok dedi, senin saatin bozuk dedi. Ve onu ben tahmin ettirildi. Biz de bunu Müslüman zannettik verdik. Komiserim, Allah seni çarpsın ki ben şu kadar halimde ilk defa görüyorum. Ama ben böyle bir acı görmedim. Komiserim önce sen çal, sonra size çal, sonra birisi geri çaldı. Doğru mu? Evet, evet, evet. Hayır. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Güçsüzden ne? Benim yapalım komiserim. Sedef. Bu adamın nezaretini öyle kutu köşesine at ki bunu oradan ancak arka yoluktan tutup çıkarsın. Komiserin derdilerden bunu çıkardın. Ya öyle canım. Arka ne ara çaldın? Alça gel. Üstüne kadar dök. Ya babacım daha ne giriyorsun bu şeyle? Anlat anlat dediğim işte tüy işte. Gördün işte şeyin gerçek yüzünü. Hem daha bir şey görmüş sayılmazsınız. Bunların hepsi küçük hırsız. Bunların öyleleri var ki insanın teninden ruhunu çalarlar. Hiçbir kuvvet de kolay kolay yakalayamaz onları. Hadi şu parayı alın, hemen memleketinize gelin. Ben senden paramı da almamıştım aslında, ne yaptın? Al bacım al, borcun olsun, bir yardım edersin, al hadi. İyi, Allah razı olsun. Şuna bak ya, İstanbul'a geldik, otogardan bir efendi var. Vay, koçum be, önü sizde miydi ya? Hayır komiserim, bu da izin değil. Konuşmasını ben yasakladım. Zaten ne geliyorsun, bunun yüzünden geliyor başımdan. Hiçbir işe de anlamazsın. Bak şimdi senin verdiğin parayı da nasıl işte? Onu da anlamayacağım. Ben öyle bakacağım. Bak, Müslüm, para vermezsin. Sedef, şimdi lokantanın lahmacunları nereden geliyor? Bu zayıf olan ben kısmen geliyor. Tüh, güzel bu bari. Komiserim! Dışarıda lahmacun var, senin de kocam benim parayı da çaldı. Ne? İftira komiser bey, yalan söylüyor. Çok güzel, kişisel olarak çok güzel şeyler kattı. Rolümde çok eğlendim, çok mutlu oldum. Komiserdim. Yani birçok kez izledim. Ama yani kendim olarak oynamaya çalıştım. Adam değil de kendim olarak yani yansıtmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. İyi günler çocuğum. İyi günler efendim. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Gelmedi efendim. Peki. Teşekkür ederim. İyi günler çocuğum. İyi günler efendim. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Gelmedi efendim. Ne zaman geldi? Çok oldu mu? Gelmedi efendim, gelmedi. Aa! Ben sizi rahatsız ediyorum galiba. Yok yok, estağfurullah. Yok yok, rahatsız ediyorum. Ama ben kocamla telefonda görüştüm.
saat 2'de otogarda olunuz demişti de o bakımdan. Ben de karşılamak için şey yapmıştım. Sonra niye saatinde gelmedin diye köpürür, damarlar şişer. Efendim? Damarlar şişer diyorum. Çok sinirlendiği zaman boynundaki damarlar şişer. İlginç. Hani uzun hava söylüyormuş da. İyi günler çocuğum. İyi günler efendim. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Gelmedi efendim. Kaçta? 4'te. Elazığ otobüsü saat 4'te gelmedi. Biz 2'de gelmemesini bekliyorduk ama otobüsün gelme işi nedense biraz gecikti. Hayır, bir işi çıktı. Elazığ'a gitti. Evliliğimizin ilk ayında bir toplantı çıktı. Elazığ'a gitti. Kocam 29 yaşındadır. Bıyıklı, uzun boylu. İyi günler çocuğum. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Daha gelecek de vallahi gideceğiz. Gerçi ben Bodrum'da da yerimizi ayırdım. Ama kocam 29 yaşındadır. Bıyıklı, uzun boylu. O Marmaris'i daha çok sever. İyi günler çocuğum. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Ya teyzeciğim, yıllardır senden çeklerimiz ne ya? Yıllardır veremedin bizi ya. Elazığ otobüsü gelmiyor. Elazığ otobüsü gelmeyecek. Elazığ otobüsü yıllar önce bir kaza yaptı ve işinden hiç kurtulan olmadı teyzeciğim. Bitti o iş artık, bitti. Unuttuk artık. En iyisi Marmaris'e gitmek. Bodrum'da da yere ihtimi duyarsa çok kızar bana biliyor musunuz? Kocam 29 yaşındadır. Bıyıklı, uzun boylu. Bir kaşık daima havadadır. Ben 10 kaşığı tavlı desem yeridir. İyi günler çocuğum. Elazığ otobüsü geldi mi acaba? Dinlemiyorsun. Söylediklerim bir kulağından giriyor. Öbür kulağın iltihap olup çıkıyor. Anneciğim çıldırtma beni, delirtme beni. Ya kulaklarımı merak etme, kulaklarımı rahat bırak. Nasıl merak etmem canım yavrum? Anneciğim sinir sistemi bozuldu olacak. Ya sence sen artık otobüsü kaçıracaksın. Tamam. Hadi. Fermuarı kapattın değil mi? Kapattım anneciğim. Ya ne çok fermuar açar değil mi? Cır cır cır. Ha cır cır cır. Ha çocuğum. Yerimdeyim. Pencere kenarı var. Yerim yani pencere kenarı. Ha oraya oturma. Niye? E pencere lastikleriyle. Cam arasında. Püfür püfür toz geliyor. Ay tabii. Karşı da böyle olacak. Eyvahlar olsun gördün mü başımıza geleni? Ne oldu ki anneciğim? Ceryanda kaldı çocuğum ceryanda. Zırt iki topu arasında ceylan olur. Ya şimdi burada kimseye kabahat yok ki. Tamamen sen. İyi ne yapacağım? Tam ki kapağı açtırmayacaksın. Açmayacaksan o sıra kavga çıkar. İyi çıkaracağım. Sakın da yakalayayım deme. Peki anneciğim. Ay sonra ters bükersin, iç içi kalkar dersin. Al işte ondan sonra bir telefon daha. Hanımefendi, üzgünüm ama oğlunuz tekrar öldü. Boşuna çünkü ben askere gitmezsem polis soruyla götürürüm. Ay çocuğum biliyor musun? Ne soruyorsun?
saat yok ki. Kazanmayanı aldın değil mi? Arkadaşlarımız ortaya güzel bir şey koymanın sevincini yaşadık. Bu tiyatroyu bir yıldan uzun bir süre çalıştık ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Özellikle Nazmi Hoca'ya.